Sırrı Bey, Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Ee, geçmiş olsun diyorum öncelikle. Ee, Birçok bir şey için geçmiş olsun. Bir cezaevinden çıktınız. Anneniz rahatsızdı. Onun için de geçmiş olsun. Ve e, siz de sanırım e, bir problem yaşıyorsunuz. Nasılsınız? Öyle soralım. Öncelikle hoş bulduk. Sonra hayırlı olsun. Bu podcast ve bununla bağlantılı yeni mecralar ee, çok önemli mecralar. Ee, annemin sağlığı daha öyle sıkıntılı ben de biraz kendi canımla cebelleşiyorum e, bu yaştan sonra nezli olacak halimiz yok böyle şeyler olacak ee, İşte taşınma maşınma falan derken böyle bir iki ay aşkın bir zamandır e, başımız ayıkmadı davetimiz olunca. Çok sağ ol. Seve, seve geleyim. Sağ ol. Ee, ama biz sizi bir film setinde gördük. Evet. Bir ondan bahsetmek istiyorum. Projede e, benim gibi kırık hikayelerine meraklı insanları heyecanlandırır. Evet. Nedir film? Konusu ne? Kim çekiyor? Ee, daha önce 14 Temmuz'u çeken e, Haşim arkadaşımız, kardeşimiz çekiyor. Aslında e, oyunculuk ben oyuncu değilim. ...üstelik yönetmen olarak... ...kendi oyunculuğuma da bir not vermem... ...gerekse sınıfı... Geç, ...geçirmem yani oyunculuk bahsinde. Dayanışma e, amaçlı... ...özellikle bağımsız filmlerde... E, ...oyuncu arkadaşların... E, ...hepsi dizi... ...film falan bunlarla anlaca ...bir takvimleri var. E, öyle olunca... ...ee... Bağımsız sinemanın da bu finansı karşılayacak e, gücü yok. Dayanışma amaçlı ve bir günü geçmeyen ya da iki günü geçmeyen Hı. roller olduğunda e, kayıtsız kalmıyorum bu arkadaşlarımıza. Oradaki rolünüz ne? E, bir galerici, e, kuşunu kırıklara kaptıran Hı. bir otogalericisiyim. Evet güzel ve özel bir e, hikayeydi. Hem de o çabalarına destek olmak istedim. Bir anlamda kolektif bir üretim yapılıyordu. Ee, gide gele bu dayanışmalara gide gele adımız oyuncuya da çıktı. <laughs> Oyunculukta hiçbir iddam ve yeteneğim yok ama işte dayanışmadır gidiyoruz. Yani geliyoruz. bence sizde doğal bir oyunculuk şeyi var zaten. Hani hani doğaçlama <laughs> yaptığınızda zaten. Eyvallah. Dışarıdan böyle gözüküyorsa bu iyi bir şey. Tabii ben yönetmen değilim <laughs> evet. ama izleyici olarak hani gayet beğeniyle izlediğimiz rolleriniz vardı. Filmde aslında bir diğer Bekir gerçekliğini bütün sosyal dokularıyla anlatmaya anlatmaya çabası içinde olan bir film. O sosyal arterlerden e, her kanalın da bir şekil e, politik olana doğru aktığını göreceğiz. Ama film özünde benim çok beğendiğim güzel bir çalışma. Bunun Özgür Gündem'de çıkan o kırık karikatür bandıyla bir bağlantısı var mı ya da orada yok? Mu? Yok. E, bu e, ...senarist arkadaş beni bağışlasın... Ee, ...bir senaryo... ...sonra e, yönetmenin... ...müdahil olmasıyla... ...birlikte geliştirdikleri... E, ...son şeklini verdikleri... ...bir çalışma... ...ama Diyarbakır kırılı ...dendiğinde... ...bugüne kadar ki bütün... ...üretimlerden yani karikatürden... E, ...bir iki... ...hikayeden... ...mutlaka izler taşıyacaktır çünkü... Hı -hı. Çok e, tipiktir Diyarbakır vakıf kralının yaklaşım. Evet, ben de o yıllarda Halil güzeldi sanırım karikatürçülerin. Onu çok e, beğeniyle izledi, e, okuduğum için çok evet. merakla bekliyorum filmi de. Peki e, bir şey ama bir kırık mahemiy vardı. O da hayatını kaybetti. Onu da en politik olanlarından birisiydi. Onu da saygıyla analım bu eser. Peki ama e, bu oyunculukta kalmayacak sanırım çünkü daha önceki söyleşilerden de biliyoruz ki siz e, artık e, en azından parlamenter siyaseti ya da milletvekilli evet. olmayı düşünmüyorsunuz ve yönünüz sinemaya dönük. Klasik evet. bir soru sorayım hep yeni projeler var evet, mı? Evet. Sinemanın ilgilendiği konu başlıklarıyla evet. ülkenin yakıcı konu başlıkları arasında bir hayli açık bir makas var. Bunun birçok sebebi vardır kuşkusuz. Birisi bu memleketteki otoriter ve bu konulara el atan arkadaşlarımızın başına getirilenler. Çayanı da burada sevgiyle, saygıyla analım. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Yani ülkenin repertuarıyla sinemanın repertuarı ya da birçok sanat alanının repertuarı arasında bir e, kapanması e, gayret gerektiren bir makas var. Birisi bunun sebeplerinden birisi bu baskıysa e, bir diğeri işi e, bütün boyutlarıyla bilen insanların genellikle sanat değil işin siyasetiyle. Siyasetli uğraşmak durumunda kalmalarıydı ben e, başından beri hep bir dönem yapacağım bir yoldaşlık bir dayanışma nöbeti e, çerçevesinde yaklaştık fakat çözüm süreci başlayınca kendimizi böyle e, ağır ve tarihi bir sorumluluğun içerisinde bulduk sinemaya epey bir ara vermek durumunda kaldık e, son seçimde artık aday olmadım Sinema yapmaya Hazırlanırken Ceza onaylandı Sonrasını biliyorsunuz Evet Şimdi ama 3-4 tane Bitirmiş olduğum senaryosunu Bitirmiş oldum Bir hariç 3 tane bitirmiş olduğum Senaryom var Bir Konuları e ne diyeceğim ama <laughs> Konuşabiliriz Hı -hı. Ben daha çok Egemenlerin bu ülkede en iyi bildikleri iş ya da ilk yöneldikleri alan toplumsal hafızayı e, imha etmek, bozmak e, ve bunu çağrıştıran her türlü mekanizmayı hayattan uzak tutmak şeklindedir. E, muhtedir böyle davranınca e, bizim de kendimize çıkaracağımız ders başta bu toplumsal, hafızayı diri tutmak çünkü bilmek yapmışsanız eğer hataları tekrarlamamak yeni süreçler için daha donanımlı hazırlanmak netice almak falan gibi bir sürü iyi başlığın olmazsa olmazı bu toplumsal hafızayı diri tutmaktan geçiyor. O, o zaman, zaman yakın döneme dair mi bir senaryo dizisi var? Yani yakın tarihte yaşananlar mı? Baş Evet altında? başlıklar halinde söyleyeyim. Zaten e, HDP'den o zaman kağıdıyla BDP'den ilk vekilliği kabul ettiğim zaman Maraş katliamı üzerine bir filmin ön hazırlıklarına başlamıştım. Yani 10-15 gün sonra set aşamasına gelecekken. ...kendimizi parlamentoda bulduk. Siz Maraş protestosu nedeniyle de cezaevine evet, girmiştiniz evet. değil mi? Ee, hal böyle olunca bir elimde o Maraş senaryosu var. Fakat birinci çekeceğim o değil. Vekil olduktan sonra... ...gerek Kürt siyasi hareketiyle, gerek Kürt halkıyla... ...yaşadığımız o bir olma hali, birlikte olma hali... ...ve çatışma sonrası çözüm süreçlerinde görev ve sorumluluk üstlenme benim bu literatürü epeyce tarama yapma ihtiyacımı doğurdu. Ve bir hayli çalıştım aşağı yukarı biraz iddialı bir tabir belki ama bu konuda yazılmış çizilmiş ne varsa ya derinlemesine bir okuma ya göz gezdirme ya referans şeylerine bakma falan şeklinde bir ee, çabam oldu. Burada bu e, ülkemiz özelinde de baktığımızda e, çözümün önündeki en büyük engellerden biri aynı zamanda da yarayı besleyen şey bu yas tutma hakkı e, belki diyebilirim ki e, daha önce yüzeysel olarak bildiğimiz ama derinlemesine toslaşınca e, hakiki değerini kavradığımız şeylerin başında benim bu yaz tutma hakkı ve bunun engellenmesi geldi. Bir anlamda Kürt mücadelesi ve devletin Kürt mücadelesine bakışı bu e, yaz tutma ritüellerinin hakkının e, talebinin bastırılmasının da tarihidir diyebiliriz. Aklıma şey geldi yani cenazelere katıldığı için birçok milletvekili de ceza aldı. Evet. Son dönemde taziye çadırlarına da izin verilmiyor. Hatta öyle görüntüler izledik ki yani cenazeye katılanlara potansiyel suçlu muamelesi yapılıp e, kordonlar halinde götürülüyor. Ve hiçbir dini ritüele de izin verilmeyen cenazeler oldu. Bu son dönemde arttı değil mi? Yani önceki dönemlerde daha toleranslılardı. Ee, son dönemde artmadı. Son dönemde imkansızlaştırıldı. Yani baskı evet. e, artmakla kalmadı. Hı. Neredeyse bir helallik bile ailesinden alınmadan insanlar alelacele ve hiçbir ritüel gözetmeden defnedilmeye başlandı. Kendini Allah yerine koyan din görevlileri türedi. Onun günahkar olduğunun hükmünü ya da onun namazının kılınmaması fetvasını verecek kadar cibiliyetsiz e, din görevlileri türedi. E, birçok insan son ritüelini yapmadan, yapamadan bu dünyadan uğurlandı. Oysa bu bir İslami referans da değil. İslam bu konuda e, birçok e, ileri ve hümanist e, önermelerle doludur. Bir de maaşa e, rıfk ile yaklaşmalı yumuşaklıkla. Bu çok önemlidir. İki, e, kimsenin e, kalbindekini bilemezsiniz. Yollu bir sürü şey vardır. Hesap ancak Allah hesap sahibidir. Hesabı görecek olan odur. E, üç, e, ölme hakkı ve dinince, e, inancınca e, defnedilme hakkı evrensel bir haktır ölme hakkı dediğim dinleyenler yanlış anlamasın işte yani bir ayrı bir literatürdeki bir kavramdan bahsediyorum. Ve fakat en büyük şeyi yine İslami referans olarak neredeyse düstur olmuş bir cümle vardır. Ölüden ve deliden hüküm kalkar denir. Yani ölen bir, bir kimse hakkında artık siz bu dünyada herhangi bir hüküm tesis edemezsiniz. Hukukta da böyledir. Evet. Dinen de böyledir. Ee, maalesef e, bu işin bir boyutu, bir diğer boyutu, e, bu ülke onu da gördü. Sorsanız bana çok daha acı olaylara tanıklık ettim vekillik yaşam boyunca. Ama Aysel Tuğlu'nun annesinin e, naaşına yapılanlar e, içimi kuruttu. Hiçbir şey bundan çok daha vahim, acı, yakıcı şeyler gördüm. İşte kar katliamına tanık evet. olduk. İnsanların parçalarını yerlerden, parklardan, yollardan topladık. Ee, bu Kaleme, kitaba, söze sığmayan bir vahşetti siz de. Evet. E, oradaydınız, tanıksınız. O bile bu kadar içimi yakmamıştı. Bir acıları kıyaslama anlamında bir şey söylemiyorum şüphesiz. Ama, Ama derinliği ve boyutu evet, bakımından evet, yani kork, insaniyet bakımından evet, çok şey Çok içimi var. kurutmuştu. Bunu. Böyle. Evet. O zaman anladığım bir maraş katya bir de yaz sürecini ele alan bir evet. senaryo ile. Bir bir dersim üçlemesi gibi bir niyetim var bu yaz tutma e, hakkı anlamında. Şimdilik bu kadarını. Evet. Bu söyleyeyim. yaz tutmaya ben de bir katkıda bulunayım. yani belki e, yani siz de farkındasınız da. Şimdi bir de ölen as, Alevi askerlere yönelik devletin tavrı var. Ee, en son yine bir e, askerin Cem evinden kaldırılan cenazesinde devlet yetkileri gitmemişler. Evet. Yani e, bir devlet İslam'ı yaratılıyor ve o devlet İslam'ı kimisinin namazını kılmıyor. Kimi Cem kalkanı da yine e, ne diyelim dini tabirle e, olumlu görmüyor ve katılmıyor. E, hakikaten şey yani bu ikisinin benzeşmesi de önemli. Peki ee, siyasete on, geçmiş. Onu atlamayalım bence hı. o konuda da bir iki şey edelim. Hı hı. Ee, bir bu ülkenin e, orta yakın dönem siyasal tarihinde e, genel kurmayın gördüğü işle ve yaptığı ve yapmadığı ya da yaptırdığı e, işlere bir bakalım hatırlayalım. Bir de insanları böyle bir şeyin kutsal bir vazife olduğuna olduğunu vazederek yaptıkları motivasyonlara bakalım. Ben kliplerini falan çok dikkatli bir gözle izliyorum. Genelkurmay'ın ee, yani kliplerinde Evet Hı -hı. dönem dönem özel günlerde Hı -hı. E, Takım klipler Yayınlıyorlar Söylem Vatan söyleminden çok e, Dini bir Söyleme kaymış durumda e, Vatanı da Vatan kavramını da ihmal etmeden Ama önceden olmayan Bir dini söylemi de Vaz ederek çağırıyorlar Ondan sonra da e, ölüsüne gereken hürmeti göstermiyorlar. Buradan e, askeri bir e, geçmiş dönemde o mühendislik yaklaşımı, topluma nizamat verme yaklaşımına büyük bel bağlayan e, kitlenin çıkaracağı önemli e, dersler olmalı diye düşünüyorum. Bir de şey bence katılır mısınız bilmiyorum ama son bir ayda yaşanan bazı gelişmeler var. Resmi gazetede dinsel referanslı bir metnin yayınlanması, işte Cumhurbaşkanının dinin emirlerine göre yaşayacağız demesi, birkaç şey daha vardı. Böyle insanlarda şeriat mı geliyor şeyi. Bu bunu nasıl değerlendirsiniz? Çünkü AKP'nin ajandasında şeriatın olup olmadığına dair bir kadim tartışma var. Belki hala sürüyor. Sizce e, bütün bu olup biten arkasında çeşitli ittifakları var ama... ...eni konu bir e, şehri hukuka geçme hevesi var mı? Ee, İslami e, dünya görüşünü referans alan, Müslüman olarak yaşayan herkesin... şeri hukukla, şeri hukuk altında e, yönetilmek gibi bir... E, duası ve rüyası vardır yoksa da olmalıdır eğer ben Müslümanım diyorsan hı hı. E, hali hazır e, sistem içerisinde bir Müslüman olarak yaşayabilmen bir hayli müşkül bir iş bu benim bakış açım yani benim dünya görüşüm değil e, ben İslam'ı referans alarak yaşayan bir insan değilim bu İslam'ı referans alanlar açısından böyle eee ve fakat e, şöyle de bir şey var. İslam ne zaman devlet eline düşmüşse içi boşalmıştır. Yani Müslüman, halis Müslümanın henüz e, bilmediği nokta burasıdır. Çünkü e, bizim tarihimizde var ama artık uzak bir tarih. Yani Osmanlı İslamı e, kitabı olan... İslamla uzak, yakın, hiçbir alakası olmayan bir İslamdır. Ee, tıpkı e, yönetim şekli olarak İslamı benimseyen bütün ülkelerde olduğu gibi, bunun iyisi kötüsü yoktur. Çünkü İslam reforma kapalı bir dindir. Allah kelamıdır, onu değiştiremezsin, yorumlayamazsın kafana göre ve diğer e, dini inançlardan farkı. Günlük hayat ritüellerine varana değin, günlük yaşam e, ritüellerine varana değin ayrıntılı olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bunu bir devlet zoruyla yapmaya çalıştığında bir Müslüman böyle yaşamazsa ne olur? En fazla günahkar olur yani dinden binden çıkmaz. E, ama bir devlet zoruyla bu düzenlenmeye kalktığında tarihte ve günümüzde başka... İslami yönetim biçimlerinde ne olmuşsa bu ülkede de o olur. İçi boşalır. Ee, en başta Müslümanlar bunun e, mağduru olur. Olay bu. Bu açıdan O zaman bir lazım. çıkmaz var ama yani Müslüman doğası gerçek olduğunda Müslümanın da hayatını karartacak bir toplumsal sistem ortaya çıkmış oluyor. E, şimdi eskiden e, yani İslam'la e, İslamcıları siyasal İslam'ı ayrı iki kefede değerlendirmeye başladığımızda e, en azından yöntemsel olarak doğru bir yerden başlamış oluruz. E, eskiden e, İslam değişmiyor çünkü şani her zamana şumul bir inanış olarak indirilmiş. Hatta araya girmem Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nevi bir şey zamanı uydurmalı izlediğinde de e, çok yoğun tepki aldı İslamcılardan. İşte o değişimi hep ben şu örnekle veriyorum. Eskiden e, İslamcılar e, televizyonun dindeki yerini tartışırlardı. Ve azımsanmayacak bir yoğunlukta televizyonun dinen caiz olmadığını e, vurgularlardı. Buna itiraz eden bir tek dönemin ulemasını bilmem ben. Bir anayasa mahkemesi üyesi İslamcı olarak bilinen evine televizyon almıyor. Ya, yani bu onunla sınırlı Hı. onu bilmiyorum. Onunla sınırlı bir şey değil. Bu çok genel bir haldi. Alan iyi bir şey yapmadığını düşünerek alırdı. Çocuklar istiyor işte şey edemiyoruz falan filan. Eğitimli gibi. İslamcıları dahi etkisi altına aldığı. Elbet el Eğitimleri daha evet, fazla evet. etkisi altına alan bir şeydi. Şimdi neydi o zaman? Bu anlattığım 25-30 yıl önceki hal. Televizyonun dindeki yerini tartışmaktan şimdi televizyonlarda dini tartışmaya <gülüyor> geldiler. <gülüyor> Artık dini başka bir yerde tartışmıyorlar. Televizyonlarda tartışıyorlar. Şimdi Nevzuhur bir sürü ilahiyatçı, bir sürü şeyh, meşayih, kanaat önderi her gece e, ...yaygın televizyon kanallarından... ...birinde... ...televizyonda dini tartışıyorlar. Dolayısıyla değişen İslam değil. Değişen hayat... ...ve bunların bakış açıları. Bu da benim biraz önce anlatmaya çalıştığım... ...şeye evet. güçlü bir karine aslında. Evet. Peki... E, ...direkt şeye geçmek istiyorum. E, siyasal... E, ...süreçlere ve şu anda... E, ...şeyi çok merak ediyorum... Siz Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde milletvekiliydiniz Hı. ve çözüm süreci vardı bir kısmında bu sü sürecin. Şimdi yeni bir parti kuruyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Güvendiğiniz birimidir Ahmet Davutoğlu? Ee, hayır. Yani kocaman bir hayır. Ee, bunu kendisinin yüzüne de söylemiş olmanın rahatlığıyla konuşuyorum. Yani bir başbakan olmadan önce 2-3 saatlik bir görüşme yapmıştık kendisiyle. Başbakan olacağını biliyorduk. Onun için böyle bir anlamda bir ön görüşmeydi. İdris Balıken, Pervin Hanım ve ben belki Belki ikili yapmış olabiliriz. Hafızam bugünlerde beni çok sık yanıtıyor. Ama e, en uzun görüşme o olmak üzere başbakanlığı sırasında hatta bir iki günlük başbakanken de dahil olmak üzere... E, 4-5 görüşme e, yaptık kendisiyle başbakan. E, bu söylediğimi o zaman yüzüne de söyledim. Bunlar ergen İmam Hatip'li kafası dedim. Değerlendirmem aynen kavramsal olarak da bu. Yani başbakan olmadan önceki görüşmede evet, dediniz. Evet, evet, evet. Birinci sınıfta hoş karşılanır İmam Hatip'te. Bu çocuk gelmiş daha. Ama ikinci sınıfta daha kamil olurlar. Yani bununla varılacak bir yer yoktur e, şeklinde kendisine söylemiştim. Eee... Hangi özelliği nedeniyle bunu söylediniz yani Orta Doğu projeksiyonu bölge Kürt meselesi malum artık artık değil epeydir aynı zamanda bir bölge meselesidir de onun meseleye kamuoyu tarafından da bilinen yaklaşımı şimdi bir ben bugün dün gibi düşünmezsem Bundan hicap duymam. Bana düşen sorumluluk eğer ben e, kamusal alanda bilinen e, birisiysem ve fikirlerimi zamanında serdetmişsem bana düşen sorumluluk bu dönüşümün hesabını e, yine kamuoyuna açıklamaktır, vermektir. Yani ben dün ben dün öyle düşünüyordum çünkü diye başlayıp bir şey ben bugün öyle düşünmüyorum Çünkü diye başlayıp Bir açıklama Borcunuz var Açıklamanıza göre bu özürü de Havi olabilir ihtiva edebilir ee, Ya da Ne bileyim yani niteli Neyse geçmiş Geçmişinizle yaptığınız muhasebe neyse Halka bir borcunuz var Davutoğlu Ve e, benzer çizgideki Siyasal aktörlerin Kaçındığı bu Canlarını hiç cefaya sokmuyorlar. Dün de kendileri haklıydı. Bugün de kendileri haklı. Dünle bugün arasında e, kendi bir ara 360 derece mi ne demişti? Hadi ben 180 <laughs> derece diyeyim. Dünle bugün arasında 180 derece fark var. Ve bunu ah o günlerde neler çektik gibi bir aslında kapalı kapılar ardında ben söyledim. ...le ...geçtirilecek geçiştirilecek bir şey değil bu. Bir de şey açıklaması var. Tabi o biraz farklı yorumlandı da hani bu terörle mücadelede ne olduğunu tam açıklamıyorum. Açıklasam yer yerinden oynar. Ee, i̇lk algının aksine aslında daha sertlik yanlısı olup da bazıların onu engellediği gerçeği vardı orada. Çözüm sürecinde Davutoğlu'nun olması olumsuz bir rol oynadı mı? Ee, çözüm bugünden baktığımızda e çözüm sürecinin sonlandırılması ve e tamamen e, literatürden ülkenin gündeminden çıkarılmasına e, çok daha erken karar verildiğini MGK kararlarıyla falan bugünden bakınca evet. e, görüyoruz biliyoruz. O günde sezgisel olarak biz bunun bir seçenek olduğunu e, hep biliyorduk. hissediyorduk ama bütün çabamızla sürdürmek, daha uzun sürdürmek falan gibi bir gayretin içindeydik. Ama sürecin içerisindeki birisi olarak söyleyeyim ki Sayın Davutoğlu'nun sorumluluk aldığı dönemden sonra her şey süratle baş aşağı. ...gitmeye başladı. O, o zaman onun hani şöyle bir... ...başbakanlık yapamadığım ki modu var ya... Yani ...bütün sorumluluğu da üzerinden atmak için... ...o kadar da etkisiz biri... ...değildi herhalde değil mi? Yani böyle... ...sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini... ...diklettiklerini yapan bir... Kürt meselesi söz konusu... ...olduğunda... ...tek bir insanı... E, ...tek bir yöneticiyi... ...sorumlu... E, ...tutamayacak kadar... Hı hı. Ee, bu e, süreç boyunca aşina olduğumuz devlet işleyişinde bunun bir hakim ideoloji olduğunu, geleni kendisine benzetmeye e, çalıştığını, bunun için her türlü yol ve yordamı denediğini, e, kendisine benzetemediklerini de e, o hakim paradigmayı, e, statikoyu delmeye çalışanları da bir şekilde karar süreçlerinin dışına itmeye çalıştığını biliyoruz. E, bu her zaman böyle sonuçlanacak diye bir şey yok ama ben orasından çok şurasıyla ilgiliyim Bu bir devlet politikası hı hı. E, ve kendini sorumlu olduğunu düşünenler e, sadece, Devlet hakim paradigmayla koşut düşündüğünde e, bu e, sorumluluğu kullanabildiklerini biliyorlar. Onun dışında zaman zaman e, Sayın Davutoğlu'nun da e, Sayın Erdoğan'ın da zaman zaman e, süreci e, evrensel iyilik e, kavramları alanına çekmeye çalışan çabalarına da şahit olduk. Ama süratle burada tutunamadıklarını ya da bunun getirdiği sorumluluğu almaktan e, süratle kaçındıklarını da gördük. Yani bu söylediğimden şu çıkmaz. Aslında onlar yapmak istiyorlardı ama devlet tamam, izin vermedi. Bu anlam çıkmaz. Ya da e, tek başına aslında bu işi onlar yapabilirlerdi ama yapmadılar. Sonucu da çıkmasın. Peki ne sonuç çıkar yani? Şu sonuç çıkar. Başta ilk sorumluluğu kendimize e, atfederek söyleyeyim. Barışın toplumsal bir talep e, haline getiremememiz sürecin sonlanmasının en büyük sebepleridir. Çünkü devlettir, yüzyıllık bir ezberi vardır, tekçidir, erildir. Falan bunları zaten biliyoruz yani bunları bugün keşfetmedik ama bize düşen hüner bu aralıktan bir barış koridoru aşmak çatışma süreçleri yaşayan ülkelerin hepsinde devlet böyle düşünüyor İngiltere'de de böyleydi işte e, Arjantin'de, Şili'de, Latin deneyimlerinde, Afrika'da hepsinde devlet e, tekçi ve şiddet e, bazlı. Yaklaşımlar güvenlik bazlı yaklaşımlar e, tercih ediyorlardı. Ama orada, oralarda barış toplumsal bir talep haline gelince önünde duramadılar. Bu bir birbiriyle e, mücadele içinde olan iki iki e, ivmedir. Biz derken e, salt HDP'yi mi kastediyorsunuz yoksa bir bütün olarak çözüm sürecinin taraflarını en mı? En başta kendimizi, en başta heyeti kastediyorum. Yani e, ondan sonra e, bütün sol sosyal demokrat e, yüzü emeğe dönük, yüzü demokrasiye dönük bütün kesimleri kastediyorum. Sorumluluğu önce üzerimize alıyorum. Çünkü biz bunlara daha iyi anlatabilir miydik sorusu... Hep kafamızda çınlayıp duruyor. Çok da düşünme şansımız ve fırsatımız oldu. Ha, e, hani o objektif davranmak adına kendimizden başlıyorum ama devlet kendisini demokrat ya da e, e, solcu zanneden birçok insanın düşünme periyotlarına da çok önemli oksidasyon müdahaleleri yapmış yani. Birçok kendini sosyal demokrat zanneden ve gerçekten öyle düşünen insanı biraz böyle zor bir dönemece soktuğunda içinden pırıl pırıl milliyetçiler, Türk milliyetçiliği fışkırdı. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ama ben meseleye şöyle bakıyorum ee, topyekün bir öğrenme süreci ee, bu mesele e, hani şöyle bir anlayış var biraz daha çerçeveyi genişleteyim ideolojilerin e, özellikle son 30-40 yıldır e, yaşanan bütün bu alt üst oluşların ideolojik değil metodolojik olduğu e, noktasında bir şey var. Bunu mutlaklaştırmazsak, temel bir tespit olarak ele almazsak gerçeklik payı olan bir değerlendirme diye düşünüyorum. Yani her şeyi bununla açıklamadan biraz beri durup bunun da bir faktör olduğunu gözetirsek bunun açıklayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu da e, genel hatlarıyla metodolojik olarak şu anda e, demokrasi bir hem yol hem de yordam olarak e, kabul edenler bunun yokluğunun yarattığı yakıcılığı e, tecrübe edenler ve bunu talep eden insanlar birincisi bu. Evet. Öbürü de dediğiniz gibi e, tekçi e, işte dinsel referanslar vesaire diye demokrasiden uzak e, her türlü yaklaşım böyle bir e, iki kamplaşmadan iki kutuptan söz edebiliriz. E, bu demokrasiyi talep edenler artık insanların ulusal demokratik taleplerini, kendilerini kendileri olarak yaşama arzularını, e, kendi kaderlerini tayin hakkını e, gibi özetleyebileceğimiz birçok başlıkta eskisi kadar iğne değmiş gibi ...zıplamıyorlar... Bunu, ...bunu bir anlamaya çalışma çabası var... ...çünkü... ...Kürt siyasi hareketi... E, ...uzunca bir yıllar... E, ...ya da girdiği birçok seçimde... E, ...iktidara güç verme... ...aslında iktidarın gizli ortağı olma... ...falan gibi bir sürü... ...hurafeyle boğuşmak zorunda kaldı... ...derdini de anlatamadı... E, ...yine evet. o, bu konuda sorumlular, sorumlulardan birisi olarak görüyorum kendimi... E ama bakın geldiğimiz derelere, geçtiğimiz derelere e, herkesi mahcup edecek bir e, politik duruş ve bilinç sahibi olduğunu gösterdi. Dünyada hiçbir şey olup geçmez malum. Bu bir sürü sonuç üretir. Bu sonuçları da genellikle önceden kestiremeyiz. Murad ettiğimiz şeylerin dışında ürettiği sonuçlar genellikle... Ümit ettiklerimizden çok daha fazla ve farklı olur. Evet. Burada da böyle oldu. Onun için umudum var. Yoksa ben AKP MHP blokunun bir barış süreci e, yeniden başlatacağını ya da bir demokratikleşme e, yönelimine gireceklerini e, ihtimal dahilinde görmüyorum. Ama bu mesele tam da hal olması gerektiği gibi bir e, hal yoluna bilinç düzeyinde giriyor. Literatürde bu çatışma süreçleri literatüründe bir şey var. Umutsuzluğa kapılmamızı engelleyecek umuduyla onu da paylaşayım. Bu bahsi hmm. bitireyim. Ee, dediğim gibi bayağı e, tarama yapmıştım. Barış korkusu denen bir şey var. Çatışan taraflarda. Hem devlette hem çatıştığı e, muhataplarında. Bu barış Elini uzatacak kadar yakına geldiğinde genellikle e, öyle bir geriye dönüş oluyor ki izleyenler bir daha barışın asla mümkün olmayacağını ya da çok uzak bir ihtimal olacağını varsayıyorlar. Bu tam da o barış korkusu yani alışılmış iktidar et, etme, e, hükümet etmeyi, e, yönetme biçimlerini terk edecek olmanın. E, yarattığı ya da alıştığı alışkanlıklar, alıştığı kategorizasyon gibi bir sürü şey çatışan taraflarda böyle en ufak bir şeyde geriye dönme şeyini fitilliyor. Bizde Habur sendromu olmuştu değil mi? Yani Habur'da mesela A e, geldiler, dağdan indiler. Dağdan inmeleri çok iyiydi ve dağdan inişleri kutlanırken birden bu tersine bir dediğiniz gibi herhalde bir barış korkusuna yol açtı. Evet aslında Habur'u çok kastetmedim son süreci daha çok buna uygun görüyorum ama Habur'u hatırlatmanız iyi oldu dönemin başbakanı o zaman şey dedi e, ve kıyameti koparan Deniz Baykal en azından sözcülüğünü yapan Deniz Baykal'dı e, Erdoğan dedi ki ne var dedi sevinmişler sevinecekler tabi o günkü yaklaşımı evet. oydu ne var bunda? Sevinmişler dedi. Gerçekten cümle olarak e, üzerinde kıyamet koparılan hadise gelenlerin sevinmesiydi. Üzerinde spekülasyon yapılan oradaki yargılama e, düzeniydi. E bugün dönüp sormak lazım o gün itiraz edenlere. Bu ülkede yargının bakırı çıkarıldığı zaman 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta. ...12 Eylül'de... ...Bakır'ı çıkarıldığı zaman... ...Bakır'ı da bu terbiye gereği kullanıyorum yani. <laughs> e, bu insanlardan en ufak bir... ...itiraz... ...gelmedi. Ama söz konusu olan... ...Kürtler olduğunda... ...herkes son derece cengaver... ...son derece... ...o gün ne lazımsa o demokrasi lazımsa... ...demokratlık, savaşçılık lazımsa... ...savaşçılık falan. Şimdi bu geride kaldı. Bugün deniz baykal ya da sağlık da dileyelim bu arada. Hani derdimiz şahsiyle değil. Bir anlayışın temayüz etmiş hali olduğu için. bugün o anlayışın piyasada bir tane müşterisi yok. Bulamazsınız. Barış ciddi bir ihtimal olarak belirdiğinde insanlar nelerin yapılması gerektiği konusunda dünden daha fazla ...feraset sahibiler, böyle düşünüyorum. Biraz sizi zorlamak gibi olacak ama şu soruyu yine sormak durumdayım. Çözüm süreci niye başarısız oluyor? Yani bahsettiğiniz topluma bunu anlatmama meselesi... ...bir toplumsal talep oluşturmama meselesi çok önemli ama... ...birçok insanın aklında şöyle bir soru var, sizin görüşünüzde. Erdoğan için bu bir politik manevraydı. Esasen bir barış öngörmüyordu... Sonuçta da zaten bu süreçten HDP'nin başarılı olduğunu görünce 7 Haziran'da bu iş masayı dağıttı. Bu kadar basit mi ya da e, sizin Erdoğan'ın ve AKP'nin yaklaşımına ilişkin görüşleriniz nedir? Şimdi bu ülke ikiden fazla sayamayanların cenneti. <laughs> Her şey üçüncü seçenek söz konusu olduğunda e, birçok insan ve birçok anlayış paralize oluyor. İşte iyi var, kötü var, dost var, düşman var, ee, sağ var, sol var falan gibi böyle hep ikiye kadar geliyor. Bir de bu ikisinin dışında ikisinden farklı de diyor. farklı bir üçüncü seçenek meselesi geldiğinde paralize olan anlayışlar var ve insanlar var. Şimdi birinci sebebi söyleyeyim benim durduğum yerden baktığımda birinci sebep e, talep yani e, Kürt siyasal hareketinin talebiyle e, devletin e, vermeyi düşündüğü bir alver kavramıyla açıklamayı çok sevmiyorum ya da yapmayı kabullenmeyi düşündüğü şeyler arasındaki makas çok açıktı. Bu sürpriz ya da yeni bir bilgi değil. Ama e, sadece Türkiye'ye mahsus bir şey de değil. Yani somut olarak devlet nereye kadar gider Kürt hareketi ne istiyordu. Evet, Onu evet. nasıl somutlayabiliriz? Ee, yani böyle çok tek cümleye ya da bir yayına sığdırılacak Hı. şey değil ama olgusal olarak e, bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. E, devlet bu konuda... E, ya işte birkaç daha önce kıstığımız ya da cebren gasp ettiğimiz birkaç uygulamayı gevşetiriz e bunların da işte onuru tamir olmuş olur. E silahı da bırakırlar falan gibi bir hı hı. ciddiyetsiz meselenin taşıdığı boyutları kavramaktan ve birlikte düşünmekten uzak bir şey yaklaşımı vardı. Kürt siyasal hareketi de bunun daha önceki ateşkes ve müzakere süreçlerinden kendilerince çıkardığı sonuçlarla bunun dört başı mamur çerçevelenmiş ve demokratikleşme süreçlerini de içeren bir zemine oturtulmadan bunun her zaman geriye e, dönüş kapısını açık bırakacağı düşüncesindeydi. Dolayısıyla olgusal olarak ilk sayacağımız şey aradaki bu makasın açıklığıdır. E, fakat bu bir korkulacak bir şey değil. Dünyadaki bütün görüşmeler, bütün bu çözüm süreçleri bu makasın bir hayli açık olduğu bir noktada. Hatta en açık olduğu noktadan başlar. Ee, bunun Ondan sonraki adım güven artırıcı adımlarla bir parça o makası geride tutan yaylar gevşetilir. Sonra tarafların feraseti, samimiyeti, halkın demokrasi talebi, barış talebi falan gibi birçok faktörle o makas gelebileceği yeni bir açıklıkta. Finalize olur Bu hiçbir zaman da kapanmaz ee, Barış süreçlerine dair e, Mutlak bir Uzlaşmayla e, Dünyada sonuçlanma oranı %17 ile 25 arasında Çok da düşükmüş evet. Çok düşük ama şöyle bir şey değil ee, Geri kalan %75 savaşıyor değil O da %30 Civarında Geri kalanı bir askıda hmm. Kalma hali Son bir metaforla şey edeyim, bu bir buzdağı, Türkiye'nin bir buzdağıdır Kürt meselesi. Görünür yanı var, bir de görünmez yanı var ve bunu bir günde eritmek imkan dahilinde değil. Biz o zaman heyet olarak önümüze koyduğumuz çatışmasızlığı yani en azından silahları devreden çıkarmak bunun müzakereleri ne kadar sürerse sürsün yeter ki demokratik bir zemin oluşsun ee, ama silahtan azade bir zemin oluşturalım. Bunu biz kendimiz için başarı sayacaktık. Çünkü can kayıplarının telafisi yok, e, geri getirme şansınız yok, yerine koyma şansınız yok, taklidini yapma şansınız yok. Ve çatışmasız süreçler ne kadar uzun sürerse barış o kadar yakına ...geliyor... ...bunu bir günde eritemezsiniz bu buzdağını... ...dolayısıyla... ...sadece vereceğiniz ısı değildir... ...bunu eritecek olan... ...aynı zamanda bu denklemde... ...bir de zaman dediğimiz, süre dediğimiz... ...bir şey vardır... Hı hı. ...biz hep bütün enerjimizi... E, ...çatışmasızlık zeminini... ...baki tutalım... ...ama konuşulmaya... ...tartışılmaya devam etsin... ...başta bunlar hezeyan niteliği taşıyan konuşmalar olabilir. Ama zamanla çapaklarından arınır. Meselenin hakiki boyutları, hakiki dertleri, hakiki başlıkları bir şekilde toplumun tartışma gündeminde kendisine yer bulur diye düşünüyorum. Peki o süreçten yani çözüm süreci bitti ve HDP açısından partiniz açısından çok ağır bir tablo var şu anda. Evet. Ee, ...yani sayı her zaman için artıyor ama... ...sanırım 5000'e yakın bir evet. il ilçe yöneticisi... ...hapiste milletvekilleri... ...belediye başkanları, kayımlar atanıyor... ...şunu sormak istiyorum... Ee, ...özellikle Selahattin Demirtaş... ...ekseninde... ...bir tartışma var, sosyal medyada bu daha yoğun... Evet. ...Selahattin Demirtaş'la... ...siz çok yakındınız... Evet. Ee, ...ve şu anda cezaevinde... ...birçok HDP'li... ...Selahattin Demirtaş'a partisinin... ...yeterince sahip çıkmadığını... E, ...söylüyor ve ama gelen eleştirileri de HDP içerisinden biraz açıkça böyle söylenmiyor ama Selahattin Demirtaş da diğer vekillerle aynıdır modunda bir karşı yaklaşım var elbette yani cezaevine giren herkes için aynı dayanışmalar gösteririm ama Selahattin Demirtaş bir önder olarak yani HDP'yi taşıyan ve Türkiye'de %50'lere yakın halkta bir sempati yaratan anket oranlarına göre bir e, genel başkandı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Yani Selahattin Demirtaş için HDP gerçekten yeterli bir kampanya örgütleyebildi mi? Şimdi e, elbette ki e, sonuç alıcı bir kampanya yapamadığımız ortada. Yeterlilik çok e, muğlak bir kavram. Yani ne Hı. kadar yeterdi falan sonuç alabilmek önemli. O zaman yeterli olmuş olur. Yani ama biz arkadaşlarımızı kampanya... özgürleştirebilseydik hı hı. bir yeterlilikten söz etmek mümkün de. Önce yeterlilikten ne anladığımı söyleyeyim ki özgürleştiremediğimiz her kampanya yeterli bir kampanya değildir dolayısıyla. Bir kampanya olup olmadığı da şey ama. Ee, meçhul. Yani şöyle söyleyeyim. eee Gerçekten Selahattin Bey hayatımda yeri apayrı olan, yoldaşlığımızın ötesinde, arkadaşlığımızın, kardeşliğimizin çok yüksek olduğu, birincisi bir kere yani kişisel olarak hayatımdaki en değerli insanlardan birisi. İkincisi demokratik Kürt siyasetinde, Liderlik öncülük hüviyeti kazanabilen az sayıda arkadaşımızdan birisi Üçüncüsü kendisini ve düşüncelerimizi Türkiye halklarına en iyi tercüme edebilen insanlardan birisi Yani dönüp baktığımız zaman Selahattin Bey hakkında cümle kurmaya başladığımızda ee, onu e, Ona zaaf olarak ya da sıkıntı olarak e, atfedilebilecek bir tane cümle kuramadığımızı görürüz Bu bütün HDP'liler açısından böyledir Hatta sevmeyen HDP'lileri kastetmiyorum hı hı. Ee, Türkiye'de sıcak bakmayan Kürt hareketine, HDP'ye e, sıcak bakmayan insanlar bakımından biri. Ee, Sayın Demirtaş'ın seçkin e, bir yeri vardır. Böyle bir saygı kazanmıştır. Ama e, özellikle e, belli odaklar ki ben bunun bir psikolojik harp e, Yöntemi olduğunu düşünenlerdenim. Belli odaklar e, bunu bu ateşi sürekli e, harlamak, diri tutmak gibi bir tutum içerisindeler ee, insanların sevgisi, arzusu, hasreti bir müddet sonra zaman zaman e, bu propaganda'lara e, inanmalarını da beraberinde getirebiliyor ama bunlara en etkili cevabı zaten Selahattin Bey'in kendisi veriyor, e, partimle karar süreçleriyle aramda hiçbir şey, hiçbir sorun yoktur anlaşılamayan farklı düşünülen e, sürece farklı yaklaşımları baz alan görüşler olmuyor mu? Oluyor tonla. Dışarıdayken de bu böyleydi. İçerideyken de böyle. Belki içerideki o kısıtlılığın verdiği şeyle daha fazla e, müdahil olamayabiliyor e, Selahattin Bey. Ama e, bu farklılıklar e, HDP kültürünü bilmeyenler açısından sanki bir e, yeme, yedirme, tasfiye falan gibi tercüme ediliyor. Oysa HDP bünyesi e, tartışmaların e, çok yüksek ve yoğun yürüdüğü kuruluşu dahil olmak üzere e, ve neredeyse e, hayatın doğal akışında kaplaması gereken yerden çok daha fazla bir böyle yapılar için çok daha fazla yer e, kapladığı bir şeydir tartışma. Ama hep de bizi geliştirici bir işlevi olmuştur. Yeterli kampanya meselesinde devletin bu vahşi ve kategorik bir karşıtlık üzerinden düşman hukuku uygulamasını kimse gözden uzak tutmamalı. Çünkü ilk olarak bizim belediyelerimiz elimiz gasp edildi. Diyarbakır, Mardin e o zaman Selahattin Bey dışarıdaydı partinin başındaydı ve bir kampanya yürüttük. Biz de o zaman onları özgürleştiremedik. Yani şartlar çok ağır HDP bil fiil bir taarruz ve yönelim altında bu şartlar altında elinden gelenin en iyisini yapma çabası içinde hiçbir zaman da bizden buraya kadar demeyecek e, insanlardan müteşekkil e, kişisel olarak da parti olarak da Selahattin Bey bizim en kıymetli yoldaşlarımızdan birisi e, ben biraz bu e, psikolojik e, harp metotlarının bunu e, gerçek büyüklüğünün ötesinde bir yere taşımaya çalıştığını gözlemliyorum çok teşekkür ederim Sırrı Bey çok ben, keyifli bir sohbet oldu Ben teşekkür ederim Kısa Dalga Podcast içinde e, ilk uzun metrajlı röportajımız oldu evet. Çok sağ olun Ben de çıktıktan sonra hep bu sağlık meseleleriyle e, boğuştum e, evet. Gerek annemin gerek kendimin e, Annemin tedavisini yürütürken ceza onaylanmıştı Onu yarım bıraktık Adıyaman'a göndermiştim evet. Ben cezaevine gitmiştim İnsanlar da görüyorum bazen işte nerede bu adam ortadan kayboldu falan diyorlar. Biraz onlarla da buluşma imkanı verdiğiniz evet. için teşekkür ederim. Biz de yeni bir mecra seçtiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Çok Eyvallah. sağ olun.